Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bireysel emeklilik sistemini konuşacağız. Ancak özellikle son dönemlerde gelişmelerle bireysel emeklilik sisteminin ağırlıklı tamamlayıcı emeklilik sistemine açıklanan ekonomik paket çerçevesine tamamlayıcı emeklilik sistemine döneceğini, aynı zamanda otomatik katılımın, yani otomatik besin 2017'de başlayan ve tüm çalışanları kapsayan otomatik besin zorunlu hale gelip işverenlerin de buna katkı yapacağını ve bütün bunların sonucu da kıdem tazminatıyla bireysel emeklilik sisteminin birleştireceğini konuşuyoruz. Konuştuk, halen de konuşuyoruz. Muhtemelen önümüzdeki dönemlerde de konuşacağız. Ancak şunu fark ettik ki bu zaten sizden gelen talep doğrultusunda oldu. Bütün bu yeniden yapılanmaları konuşurken mevcut olan bireysel emeklilik sistemindeki gönüllü BES'te 7 milyon, otomatik BES'te de katılımda da 5 milyon kişi fon getirilerini merak ediyor. Haklı olarak diyorsunuz ki daha önce arada bir fon getirilerini bize anlatırdınız. Biz de ona göre pozisyon alırdık ya da en azından öğrenirdik. Evet, bu yeniden yapılanma çerçevesinde bunu çok fazla konuşmadığımızı anladık. Sağ olun, hatırlattınız bize. Şimdi fon getirilerini konuşacağız. Hem gönüllü bireysel emeklilik sisteminde nedir getiri, 2018'de ne getiri elde edildi, 2019'un ilk Ocak ve Nisan ayında ne getiri elde edildi, hangi fonlar daha çok getiri sağladı, hangi fonlar daha az getiri sağladı ve bunların hatta enflasyonla olan mukayesesi, nominal ve reel getirilerini de anlatmaya çalışacağız. Hem grafiklerle hem de sözlü olarak anlatacağız. Efendim, İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan bizlerle birlikte. Tüm bu soruları, sizlerden gelen soruları da kendisine ileteceğiz. bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Varsa sorularınızı iletebilirsiniz. Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Habertürk Twitter adresi üzerinden de paylaşabilirsiniz. Tevfik Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. İşte katılımcı sayısı nedir, ne değildir, nerede kaç kişi var? Önce onu bir izleyelim. Sonra biz biraz daha bu fon getirilerine odaklanalım. Açıkça söyleyeyim, bu da benim kendi öz eleştirimdir. Bütün bu yenilikler, değişimler, olacaklar üzerine odaklanmaktan ben de yani ne getirdi, hangi fon getirdi, kendi getirime bile bakmadım yani o boyutta. O yüzden yani izleyiciler de doğru yönlendirdiler. Biraz sonra sohbete başlayalım. Efendim, tabii, küçük haberimiz var. Az sonra sohbetimize başlıyoruz Sayın Eraslan'la. Bireysel emeklilikte otomatik katılımla beraber katılımcı sayısı 11 milyon 800 bin kişiyi geçti. 99.6 milyar lira fon biriken sistemde otomatik katılımın payı 5.7 milyar lira oldu. Yatırımların fonlar aracılığıyla gerçekleştirdiği bireysel emeklilik sisteminde fonların içeriğinde nakit, vadeli, vadesiz mevduat, çeşitli borçlanma araçları, hisse senetleri, kıymetli madenler, gayrimenkule dayalı varlıklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, borsa işlemleri, yatırım fonu katılma belgeleri gibi farklı yatırım araçları bulunuyor. Bu yılın ilk 4 ayındaki fon getirilerine bakıldığında en çok getiriyi %23 ile uluslararası karma ve esnek fonlar getirdi. Dengeli esnek ve karma fonlar %15 ile ikinci sırayı alırken altın yatırımcılarına %12'lik getiri sağladı. Kamu iç borçlanma fonlarında getiri -0.2 olurken katkı fonlarında zarar %3'ü buldu. Fonların birikimlerine bakıldığında en çok değişken fonlara yatırım yapıldığı görüldü. 99.6 milyar lira büyüklüğü olan sistemin 22 milyar 735 milyon lirası değişken fonlardan oluşuyor. Kamu dış borçlanma araçlarına 12 milyar 780 milyon lira yatırım yapılırken en çok zarar eden katkı fonlarında 11 milyar 328 milyon liralık birikim bulunuyor. %23'lük getiri sağlayan uluslararası karma ve esnek fonda ise sadece 191 milyon liralık birikim bulunuyor. Türkiye'de mevcut emeklilik fonlarının yatırım portföyüne bakıldığında kısa orta vadeli, likit, sabit getirili fonlar çoğunlukla tercih ediliyor. Devlet katkısının fon tercihlerini ise Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor. Evet, özetle böyle arkadaşlar bir özet haber yapmışlar. Şimdi gelelim işin detayına. Önce şeyden başlayalım Tevfik Bey. 2018'de hem BES
Otomatik katılımı bir kenara koyuyorum. Onu yani sona doğru konuşuruz. Hani o daha çünkü 2 senelik ama hani 2003'te başlayıp bugüne gelen bireysel emeklilik sistemindeki fon götüresi. 2018'den başlayalım. Hangi fonlar ne getirdi? BES yatırımcısı, tasarruf sahibi ne kadar bir getiri elde etti? Kaybettirdi mi, kazandırdı mı? Buradan başlayalım. Ben ara ara soracağım zaten. İzleyiciden gelenleri de soracağım. Buyurun. Tabii ki. Şimdi ilk önce bir kavramı doğru olarak aktarmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Bireysel emeklilik sistemi tek bir ürün değil. Bu bireysel emeklilik sisteminde yer alan yatırımcıların, katılımcıların getirileri birbirinden çok farklı olabilir. Sebebi bir kere sistemde birden daha fazla emeklilik şirketi var. Bu emeklilik şirketlerinin her birisinin sunduğu fon sayısı da ondan daha fazla. Hı hı. Dolayısıyla çeşitli yatırım yapabilme imkanı var. Dolayısıyla bir yatırımcının getirisiyle diğer yatırımcının getirisi birbirinden tamamen farklı olabiliyor. Dolayısıyla da bireysel emeklilik sisteminde tek bir getiriden bahsedebilmenin imkanı o nedenle yok. 2018 yılına gelecek olursak, 2018 yılı aslına bakarsanız şu andaki fon yani yılın başından bu tarafa yaşadığımız getirilerden daha farklı bir getiri türünün olduğu bir dönem değildi. Biz de 2018 yılının şu anda devamını yaşıyoruz. Büyük oranda altın dövize dayalı ürünlerin getirilerinin çok çok pozitif olduğu bir yılı 2018. Geride bıraktık 2018'de. Altın fonlarının getirileri 20-38'lerdeydi. Döviz cinsi fonların getirileri 20'ler düzeyindeydi. Buna mukabil işte hisse senedi ya da tahvil tarafına geçtiğiniz zaman özellikle hisse senedinde eksi, tahvilde ise çok az pozitif getiriden bahsedebilmek mümkündü. O zaman neyi konuşuyoruz? Bir tarafta %38 pozitif getirisi olan yatırımcı, bir tarafta da seçtiği üründen dolayı getirisi -14 olan yatırımcı var. Burada portföy yöneticilerinin de yapacakları şeyler çok sınırlı olabiliyor. Bir yatırımcı eğer hisse senedi fonu almışsa emeklilik sisteminden, dönüp onun getirisinin altın gibi oluşturulabilme imkanı portföy yöneticisi içinde yok. Neden? Çünkü sermaye piyasası kurumu hangi fon türünde bizlere ne kadar esneklik verebilmişse biz o kadar o alanda esneklik ve portföy yönetim becerisi gösterebiliyoruz. Peki bir araya gireyim tabii. Geçen sene altının yüksek getirmesinin, altın fonlarının yüksek getirmesinin nedeni ne? Altının yüksek getirmesinin nedeni altının dolar cinsinden ya TL cinsinden fiyatının çok hızlı yükseliyor olması. O nedenle büyük oranda bir getiri söz konusu olabildi. Kaybettiler yani -14'lere getiren neydi? Şimdi -14 dediğimizde de hisse senedi fonlarından konuşuyoruz. Hisse senedi neden kaybettirdi geçen sene? Hatırlayalım hep beraber. Borsanın getirisi aslına bakarsanız endeksler bazında 30, İMKB 30 ya da işte yeni adıyla Borsa İstanbul 30 endeksi ya da Borsa İstanbul 100 endeksinin getirileri onlar da 18-20'ye yakındı götürüleri. Şimdi bunu niye soruyorum? Şimdi bu tabii geçen senenin başında fonunu hisse senedi ağırlıklı seçen bir yatırımcı ya da tasarruf sahibi için geçerli. Bu belli dönemde mesela altın fonunu seçip fonunu değiştirdiğinde getirisini yükseltmez mi? Şöyle yapalım isterseniz. Basit bir gösterim, anlatımla bunun nasıl olabileceğini birlikte yaşayalım. Tamamen teorik bir örnek üzerinden konuşalım. 100 lira paramız var. Ondan sonra 100 liralık paramızı emeklilik sisteminde tek bir fona koyduk. O fonda hisse senedi fonu olsun. Bravo. Yatırdığımız dönem yılın ilk 3 ayı olsun. İlk 3 ayında borsa %20 getirsin. Evet. Benim getirim ya da içerideki param 120 lira oldu. Okay. Ondan sonra bu 3 ayın sonunda şuna karar verdim. Artık hisse senedi bu kadar fazla getirmeyecek. Ben bono fonuna geçeyim dedim. Ondan sonra hisse senedi fonlarımı sattım. Bono fonu aldım. O dönemde de bononun getirisi 3 ayda %10 olsun. O zaman 120 liramın üstüne %10 getirimin. 12 lira daha koydum. 12 lira. 132 liraya çıktı. Evet.
O dönemde döndüm tekrar fonumu değiştirmeye karar verdim. Bu sefer dedim ki altın çok getirecek. Gerçekten de tahmin ettiğim gibi çıktı. 3 aylık dönemde de altın %10 getirdi. 132 liram vardı. %10 daha ilave para kazandık. Kabaca 13 lira diyelim. 145 liraya geldik paramız. Son çeyrekte tekrar hisse senedinin iyi getireceğini düşündüm. Baştaki portföyüme tekrar geri döndüm. Hisse senedi son çeyrekte de %20 getirdi. Baştaki gibi. Arada da eksi getirmişti belki. O zaman 145 liramı %20 daha arttırıyorum. Ona kadar yaptı. 28. 28. 29 lira hatta. Bunu da 145'in üzerine koyduğumuz zaman 170 lira diyelim. 170 liraya çıktı paramız. Belki hiçbir enstrümanın getirisi o yıl boyunca %70 olmadı. Değiştirmedim. Sene başında hisse senediyle çıktı, girdim, siz sene sonu hisse senediyle çıktım. Aynı örnekle gidelim. Evet. Hisse senedi ilk 3 ay %20 yükseldi, sonra %40 düştü, sonra %20 yükseldi. Belki de yıl eksi kapattı. Evet. Ama o beni hiç ilgilendirmiyor. Ben hep onun yükseliş dönemlerini yakalamışım, getirimi daha farklı bir şey yapabilmişim. Buradan şuna varıyoruz ki, evet, yani fonu değiştirmek gerekiyor pozisyona göre. Kesinlikle. Yani ben ama tabii burada güzel örneğini verdim. Yani ama her konjektür farklı getiriler sunabiliyor her bir yatırım aracı için. Dolayısıyla fonlarımızı yakından takip etmemiz lazım. Şimdi şöyle gidelim. Fonları değiştirirsek ve olumlu yönde de değiştirirsek bu getiriyi elde ederiz. Hiçbir yatırım enstrümanında olmayan getiriyi. Ama ben bilmiyorum bunu. Yani diyorsunuz ki işte ilk çeyrekte hisse senediydi %20. Ondan sonra hisse senedi düştü. Bono fonuna gittim. Benim bundan haberim yok. Böyle bir bilgim yok. Sonra da tekrar değiştirdim, döndüm. Ben bunu şöyle yapabilir miyim? Açıp emeklilik şirketime, X emeklilik şirketi açıp, ya arkadaş hani ben bir şey öneriyor musun bana? Ben hani iyi mi gidiyorum, kötü mü gidiyorum? Bak 3 ayda geldi böyle ama sonra düşebilir mi? İşte ülkede bir takım değişiklikler var. Dünyada böyle oluyor falan. Dediğimde ne cevap alıyorum? Bunu dediğinizde bazı şirketler bunu yapabileceğini söylüyorlar. Çünkü dönmüşler yatırım danışmanlığı belgesi olan şirketlerle işbirliği yapıyorlar. O şirketlere gittiğiniz zaman böyle bir hizmetten yararlanabilme imkanınız var. Ama bu işbirliklerine gitmemiş emeklilik şirketlerinde ise söylediğiniz gibi bu sefer şöyle bir yanıtla karşılaşma olasılığı var. Benim yatırım danışmanlığı lisansım yok. Size sadece ürünlerimle ilgili bilgi verebilirim. Size hangi ürünün uygun olacağını söyleyemem diyeceklerdir bu takdirde. İşte sorun da burada başlıyor galiba zaten. Peki geçen sene totaline baktığımızda yani yani fon karması baktığımızda enflasyon altı mı üstü mü getiri elde etti bireysel emeklilik? Enflasyonu çok az altında kaldı. Ama geçen seneki bütün türbülansı düşündüğünüz zaman ve enflasyonun da yılın sonuna doğru zıpladığını düşündüğünüz zaman aslına bakarsanız hiç de fena bir sonuç elde edilmedi. Bu yatırımcılar mevduatta da kalsaydı ya da daha basit enstrümanlarda da kalsaydı benzer bir skorla karşılaşırlardı. İyi ama faizlerin yüksek olduğu bir dönemde özellikle geçen senenin son çeyrekleri. Şöyle söyleyeyim. Yılın en son aylarına doğru gelindiğinde aylık %6 enflasyonları gördük. Ama %6 enflasyonu yenecek TL cinsi ürün o dönemde Türkiye'de yoktu. %6'lık enflasyonu gördükten sonra bu sefer Merkez Bankası ona tepki olarak içerideki faizleri yükseldi. Geriden gelen bir faizin reaksiyonu var. Onun da getirisini yatırımcılar ilerleyen aylarda almaya başladılar. Peki gelelim bu seneye. Bizim elimizde şimdi sizden aldığımız veriler çerçevesi Ocak, Şubat, Mart, Nisan 4 aylık veri var. Şimdi 4 ayda durum ne? 4 ayda durum ne? 4 ayda bir kere emeklilik sisteminin sepet getirisi %6.2 olmuş. Sepet ne kastınız? Sepet her türlü sistemdeki fonu kendi ağırlığıyla getirisini çarptığım zaman bir ağırlıklı ortalama getiri elde ediyor. Paçal bir şey yani. Bu hiç kimsenin getirisi değil. Değil evet yani. Bu sistemin overall getirisi hakkında size bir fikir veriyor. Önümde liste var ama bu senede şöyle bir şey var. Uluslararası karma esnek fona yatırım yaptıysa bir emeklilik yatırımcısı %23 kazanabilmiş. Tabii ki uluslararası karma esnek fon ne demek ve kimler bu fona yatırım yapıyor? Yani totalde ne kadar kişi bu fonda yatırımda?
Yani asıl fonun içeriğinde ne var? Yani fonun içerisinde özellikle yurt dışındaki hisse senetleri var. Burada bu tip bir yatırımı fonu alabilmek için özel bir şart yok. Sadece çalıştığınız emeklilik şirketi böyle bir ürün sunuyorsa dönüp bundan alabilme imkanınız var. Sunuyorlar mı hepsi? Şirketlerin çoğu sunuyor. Sunuyor peki. Bunun getirisi de yurt dışındaki hisse senetlerinden artı dolar Türk lirasındaki değişimden etkileniyor. İkisinin toplamında hem yurt dışı hisse senedi piyasası pozitif olmuş, hem doların Türk lirasına karşı değer kazanım var. İkisini topladığınız zaman bu fonun getirisini oluşturuyor. O da %23'lere gelmiş. Bu şey mi? %23 nominal mi, real mi? Enflasyonda arındırılmış mı, yoksa Birebir. 100 lira yatırdım, para 123 lira 10 kuruş olmuş. Anladım. Şimdi sizin yolladığınız veriye baktığımda uluslararası karma esnek fona bahsettiğiniz, yani bu fonda da fondaki toplam fon büyüklüğünün çok düşük olduğunu görüyorum ve 191 bin gibi. Buradan da şu sonuca veriyorum, doğru mu yanlış mı? Bu fonda çok fazla yatırım yapan yok. Doğru. Yani bu geçmiş dönemde çünkü Türk lirası daha cazipti, getiriler daha yüksekti. O nedenle de birikimli bu fondaki toplam tasarruf oranı düşük. Yeni yeni son dönemde bu tip fonlara ilgi olmaya başladı. Ama yine hani bu yılki getirilerden gidecek olursak altın fonlarının mesela getirisi de %12.3 olmuş. Yani geçen sene neyi konuşmuştuk? %38'lerdeydi. Evet. Bu sene de yine 3. sırada getiri açısından %12'lik bir getiri sunmuş yatırımcılarına. Ve şunu da çok net olarak görüyoruz. Yılın içerisinde yeni gelen katkıların çok büyük bir kısmı Türkiye'de altın fonuna artık yönelir durumda. Biraz açalım söylediğinizi. Diyelim ki 100 birim para tahsil ediyorsak müşterilerimizden, neredeyse bu paranın tamamı altın fonuna geliyor. Diğer fon tipleri artık çok fazla tercih edilmez olmuş. Onun sebebi neye bağlıyorsunuz? Biraz daha muhafazakar yatırım yapmayı insanlar bu dönemde tercih ediyorlar diye ben bunu yapabilirim, yorumlayabilirim. Yani risk almak istemiyor. Risk almak istemiyor. Enflasyona karşı yenilmek istemiyor. Öyle olunca da bunu en iyi dile getirebilecek ya da bu düşünceyi yatırıma dönüştürebilecek en iyi enstrüman diye de altını görmüşler. Dolayısıyla da altın bu yönüyle çok tercih ediliyor. Ama %12.3, yani senenin ilk Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da dahil 4 aylık getirisi. Enflasyonla mukayese ettiğinde mukayese 19, 3 aylık enflasyon, yıllık enflasyon %19'da. 19, ama burada da tabii ki çok daha kısa, 4 aylık bir getiriden bahsediyoruz. Aynı getiri önümüzdeki 3 çeyrekte de devam edecekse o zaman çok daha yüksek bir getiri konuşuyoruz. Sene sonuna kadar %48'lere kadar varacak bir İkincisini şeyi görüyorum, dengeli esnek karma fonu. Dengeli esnek karma fonu ne demek? Yani burada yine hem yurt dışı hem yurt içerisindeki enstrümanlardan bu tip bir ürünü yapabileceğiniz gibi tamamen yurt içi ürünlerden de yapabiliyorsunuz. Yurt içi ürünlerde ne var içinde? Yani bunun içerisinde hazine bonosu, ters repo, hisse senedi, yabancı menkul kıymet, hepsinden yapabiliyorsunuz. Bir yerde ben portföyümü aktif olarak kendim yönetemiyorum. Bir portföy yöneticisi benim adıma bunu dinamik olarak yönetsin. İçerisinde de bunun konjonktüre göre hangi ürünleri iyi getirecekse o ürünleri bulundursun diyen yatırımcılar varsa, evet, aslında bakarsanız ki hepsi böyle galiba. Bunu sağlayan ürünlerden bir tanesi son dönemde son derecede tercih edilen ürünlerden bir tanesi oldu. Şu anda Türkiye'deki emeklilik sistemindeki en büyük fon ailesi bu tip fonlar olmaya başladı. Bu da sevindirici, çünkü hani biraz önce konuştuğumuz emeklilik şirketinden aktif olarak yatırım danışmanlığı hizmeti alınamadığı durumda, aslına bakarsanız burada bu tip fonlar vasıtasıyla otomatik olarak zaten yatırım danışmanlığı ve konjonktüre uygun olarak portföyün yapılandırması hizmetini satın almış oluyorsunuz. Yani bu program aracılığıyla belki öyle bir mesajı verebiliriz. Ben bu işi kendi üstümde tutmayayım, fon değiştirmekle de uğraşmayayım diyen tüm yatırımcılar dönüp böyle ürünleri tercih edebilirler. Yalnız o dengeli esnek karma fonda da çok fazla talep görmediğini, fon miktarına bakıyorum. 2.9-3 milyar TL'lik bir fon birikimi olduğuna göre bu da çok
tasar sahipleri açısından tercih edilen bir fon değil gibi görüyorum. Doğru bu da anlıyorum. Son, bu da son dönemde şeyi yapıyor ama bu fon ailesinin aslında değişken fonları da bir miktar şeyi yapabiliriz, koyabiliriz. O aileyi birlikte düşündüğümüz zaman aslında söylediğim hizmet türünü büyük ölçüde sağlamış oluruz. Tevfik Bey, en çok tercih edilen fon türü değişken fon, evet, anladığım kadarıyla. Değişken fonun içinde ne var? Yine hazine bonosu, devlet tahvili. İsteseniz ama değişken İstesen fonlar de. Tabii içerisinde altın da alabileceğiniz, konjonktürüne göre Eurobond da alabileceğiniz ürünler. Oralarda portföy yöneticileri son derece serbest davranabiliyorlar. Bu sene mesela şeyin değişken fonların getirisi de ortalama da %7.7 olmuş Nisan yani, ayına kadar geçen sürede. En çok tercih edilen fonun getirisi düşük. Diğer yani 7.7 ve altında. Çok düşük diye tarif edebilmek mümkün değil. Ülkedeki mevduat haddinin şeyle birlikte brüt olarak %20'ler civarında olduğunu varsaydığımız takdirde 4 ayda elde edilebilecek getiri diye bakarsanız %7.7'den daha büyük bir getiriye mevduatla da ulaşabilmek mümkün değil. Aslında, o nedenle mevduata yakın bir getiriyi değişken fonlar vasıtasıyla elde edebilmiş yatırımcılar diye düşünmek lazım. Şimdi süre azalıyor da anladığım kadarıyla en büyük problem katkı paylarında. Çünkü eksi de. Katkı fonlarında. Katkı fonlarında. Yani devletin yaptığı katkıların değerlendiği fonlar. Evet. Doğru mu anlıyorum? Getiri açısından baktığınız zaman benim de önümdeki tabloda getirisi -3.1. Neden? Geçen sene de düşüktü zaten. Şöyle, katkı fonlarının mevzuatında şöyle bir şey var. En uzun vadeli devlet tahvilleri bu fonların karşılaştırma ölçütü. Dolayısıyla fon yönetimi yapılırken en uzun vadeli tahviller düşünülerek yatırımları dizayn ediliyor. En uzun vadeli tahvillerde de son dönemde işte hep birlikte yaşıyoruz. Ciddi oranda faizin yükseldiğini görüyoruz. Faiz yükseldiği zaman o tahvilin fiyatı düşüyor. Dolayısıyla da getirisi aşağı ters geliyor. Ters şeyden kaynaklı. Tamamen o fonun mevzuatıyla ilgili yatırım kısıtlarının getirdiği zaruret tercihleri o fonların getirisinin bu şekilde oluşmasında etkili oluyor. Buna şimdi bir şey söyleyeceğim ama hani nasıl anlaşılır bilmiyorum. Aslında devletin de yani bu fonlar, çünkü eğer kişiler, katılımcılar sistemden erken çıkarlarsa bu fon geri, yani katkı payı geri gidiyor hazineye. Doğru. Aslında devlet, hazinenin de bir anlamda yatırmış olduğu para eksiye düşüyor. Doğru mu? Doğru. Çok farklı bir yerden gideceğim şimdi. Aslında burada biraz daha serbest bırakmak gerekmiyor mu katkı fonlarını, böyle değerlendirirsek? İşin açıkçası, yani orada tabii kanunu yaparken ya da mevzuatı düzenlerken nelere göz önünde bulundurulduğuna yönelik tartışmanın içerisinde bizler yoktu. Dediğiniz gibi ama kişi ayrıldığı zaman buradaki para bir şekilde devlete, evet, de 100 lira vermişse 98 lira geri alıyor. O kısmıyla hiç, o kısmını hiç önemsemiyorum. Önemli olan kişiye devlet böyle bir parayı tahsis etmiş, vermiş. Tamam. Onun adına da hesaba yatırmış. Burada bir kişinin sistemden memnuniyetini sağlayan unsurlardan bir tanesi buradaki toplam portföyün getirisi. Dolayısıyla bir miktar burada liberal bir bakışın olması getirinin iyileşmesini sağlayacaktır. Biz bunu zaman zaman dile getiriyoruz. Uygun bir konjonktürde de yapılacağından ben eminim diye düşünüyorum. Gönüllü bireysel emekleri bırakayım, 5 dakikamız kaldı. O zaman sizin çizdiğiniz tabloya göre getiriler bu sene tatmin edici boyutta katılımcılar açısından. Doğru, doğru mu algılıyorum? Yani toplam rakamlar, ortalama rakamlar bunu söylüyor. Bunu gösteriyor. Hatta yani bir miktar konjonktürü takip eden bir yatırımcıysanız dönüp getirinizin enflasyonun çok çok üstünde ya da bankacılık sistemi üzerinden elde edilen getirilerden çok daha yukarıda olabilmesinin de imkanı var. Tevfik Bey, şu OKS'yi biraz konuşalım. Otomatik katılım sistemi, özür diliyorum. Kısaltmaları çünkü kullanmayı pek sevmiyorum ama yani 2017'nin başında başlayan
ve şu anda da 5 milyon kişinin sistemde olduğu otomatik katılım sisteminin getirileri. Yaklaşık 2 yıldır bu pek konuşulmayan bir konu. Neden konuşulmuyor bilmiyorum ama biz geçen seneye kadar ya daha çok yeni bunu bahsetmeyelim diyorduk. Ama şimdi 2 seneyi 2,5 seneyi devirdi. Buradaki getiri nedir? Çünkü çalışanlar da sonunda bunu bir şekilde merak ediyor. Bir de orada sınırlar da daha net ve katıydı galiba. Doğru. İçeride biriken paramız 5.8 milyar TL oldu. Burada fon sayısı bireysel emeklilik sistemine göre daha dar. Ama şeyde ürünlerdeki çeşitlilik açısından baktığınız zaman herkesin aradığını bulabileceği bir yapısı da söz konusu. Buna mukabil içerideki para iki tane ana fonda toplanmış durumda. Bir tanesi başlangıç fonu, diğeri de standart fon. Daha çok burada kümelenmiş olan bir portföyden bahsediyoruz. Her iki fon türünde de getiriler yaklaşık olarak %7'ler mertebesinde. Bunların içinde ne var bu fonların içinde? Bunların içerisinde de mesela başlangıç fonlarında mevduat var. Ondan sonra yine kısa vadeli ürünler var. Çünkü yatırımcıların çok kolay çıkabileceği bir yatırım ürününden bahsediyoruz. Diğerinde ise yine tahvil, hisse senedi gibi yine TL cinsi enstrümanlar ağırlıklı olarak var. Dolayısıyla ülkede TL cinsi faizler yukarıya doğru gittiği zaman bu ürünlerin de getirileri yükseliyor diyebiliriz. Yine hani buradaki getirilere baktığımız zaman mevduata yakın getirilerin olduğunu burada da görüyoruz. Ama teşvikleriyle birlikte sistemi birlikte düşündüğümüz takdirde aslında bu sistemin içerisinde olmanın faydası çok çok yukarıda diye söyleyebiliriz. Yani %7.7, %7.5 civarlarında herhalde OKS'deki. Bu OKS'de, sene başı mı? OKS'deki getiriler %7 civarında. Bu o da yine 4 aylık bir getiriden bahsediyoruz. Yani Mayıs ayının bugüne kadarki getiri değil, Nisan ayı sonuna kadar. Şimdi Tevfik Bey, 2 dakika. Söylemlerinizden şunu iyi altını çizerek net verelim. Bize hep şöyle gelir. Kardeşim faizler %23, işte Nisan ayında benim getirim %7 olmuş. Ondan sonra enflasyonda işte %19, benim getirim bunun altında, siz neyi savunuyorsunuz? Şimdi sizin söylemenizden şunu anlıyorum. Sen 3 aylık getirin %7. Şimdi bundan sonrasında siz devam edin. Yıllıkla 3 aylığı mukayese ediyor insanlarımız. Enflasyonu konuşurken hep yıllık rakam üzerinden konuşuyoruz. 19 dediğimiz rakam, 15 dediğimiz rakam, işte 16 bekliyoruz diye ifade ettiğimiz rakam aylık bir rakam değil. Ya da yılın ilk gününden bugüne kadarki rakam değil. Konuşurken hep yıllık rakam üzerinden konuşuyoruz. Bankalardaki mevduatı konuşurken de hep yıllık rakam üzerinden konuşuyoruz. 19 mevduat oranı, 18 mevduat oranı, 20 mevduat oranı. Bu da yıllık bir rakam. Aylık mevduat oranı diye konuşuyor olsak %1,5 derdik, %2 derdik. Bireysel emeklilik sisteminde ise ya da yatırım fonu dünyasında ise dönüp her rakamı yıllıklandırarak konuşmak mümkün değil. Bu mevzuat olarak da doğru değil. Ama şunu söylüyorsunuz. Yılbaşından bu tarafa getirinizi söyleyebiliyorsunuz. 4 aylık getirim bu kadar oldu. Son aylık getirim bu kadar oldu. Ama o rakamları diğer yıllık rakamlarla mukayese edebilmek için de onların bir şekilde yıllığa dönüştürülme ihtiyacı da var. Burada bütün yatırımcılarımızın bu dikkat ve özeni gösteriyor olmaları lazım. Kendi yatırım tercihlerini de itinalı ve özenli yapabilmeleri için. Yani buna en iyi Ocak ayında, ocağın 15'inde 2018 yılındaki enflasyon ve faiz ve 2018 yılındaki BES fonunu karşılaştırmak, bir yıllık karşılaştırmakla bu sonuca varırız. Değil mi? O kadar. Başka bir şey olmaz. Evet. O zaman zaten rakamlar hep yıllık olacak. Enflasyon yıllık. Emeklilik sisteminin ya da sizin fonlarınızın getirisi yıllık. O güne kadarki mevduat ya da hazine bonosu da yıllık. O zaman bunun üzerinden bir değerlendirme yapabilmek mümkün. Orada da hep şunu unutmamak lazım. Bugün verilen mevduat oranı ileriye dönük bir mevduat oranı. Geçmiş mevduat oranı değil. Değil. Orada doğru. Da karşılaştırmasını yaparken bu geçtiğimiz bir yıl boyunca ortalama olarak neydi diye sormak lazım. Yatırımcılarda bazen şu yanılgı da olabiliyor. Aralık ayındasınız. Aralık ayında mevduat oranı 20 olmuş. Ama yılın başında 10'muş, 11 olmuş, 12 olmuş, 13 olmuş. O şöyle düşünebiliyor. Yılın tamamında 20'ymiş gibi varsayabiliyoruz. Çünkü son rakam hatırda biraz daha fazla kalıyor. O arada da bireysel emeklilik sisteminin getirisi 18 ise şunu diyebiliyor. Mevduat 20,
Diğer taraftan bireysel emeklilikten 18 kazandım. Ama aylık aylık mevduatın ortalamasına bakıyor olsa muhtemelen o mevduat oranından daha yüksek bir getiriyle de karşılaşmış olacak. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bey, ağzınıza sağlık. Efendim, yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.